Evet arkadaşlar, şimdi beyindeki bir hücre olduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Kendinizi hücre olarak düşünün. Diyelim ki şuradaki hipotalamusun bir üyesi olun, tamam mı? Hipotalamusun bir parçası olarak sizin görevlerinizden biri kan hacminde ne kadar sıvı olduğunu ayarlamak olacak. Beyninizdeki başka bir bölümden size böbreklerdeki bir hücrenin bütün gün çılgınlar gibi idrar ürettiği konusunda bilgi geldiğini varsayalım, tamam mı? Böyle bir haber geliyor size. Bu durumda kandaki sıvı seviyesi biraz düşmüş demektir. Şimdi böbrekteki hücreye durmasını söylemeniz gerekiyor. Ya kardeşim bir dur arkadaş bu kadar sıvı mı tüketilir? Hop diyeceksiniz. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Vücudun iletişim yollarından biri sinir sistemidir. Sinir sistemindeki birbirine bağlı sinir hatları boyunca mesajlar gönderilir. Fakat burada böyle bir bağlantı söz konusu değil. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar veriyorsunuz. Mesajınızı bir şişeye koyup şişeyi kan dolaşımına bırakıyorsunuz ve mesajın yerine ulaşmasını umuyorsunuz. Evet, mesajı o tarafa doğru gönderiyorsunuz ve o hücre mesajı alıyor. Mesajı açıyor, suya geçirgenliğini kapatmasını istediğinizi görüyor ve bunu yapıyor. Bunun ardından sıvı hacmi eski haline geri dönüyor. İşte bu bahsettiğimiz şekilde vücudun bir bölümünden başka bir bölümüne kan dolaşımı yoluyla mesaj gönderme işlemi endokrin sisteminin temelini oluşturur. Endokrin sistemi. Endokrin sistemi salgı bezleriyle alakalı bir sistemdir. Bu salgı bezleri hormon adı verilen bir kimyasal mesaj üretir. Hormonların görevi kan aracılığıyla vücudun bir yerinden başka bir yerine giderek bir etkiyi ortaya çıkarmaktır. Yani hormonlar e, kandaki bu yolculuğu vücudun farklı bir yerinde olan biten bir şeyleri değiştirmek için yaparlar. Vücudun iç ortamını ve homeostazı kontrol altında tutabilmek için endokrin sisteminin sebep olduğu etkiler sinir sistemi ile beraber çalışır yani endokrin sistemi ve sinir sistemi aslında ilişkilidirler. Onları neredeyse kuzenlermiş gibi düşünebilirsiniz. Birbirlerine epey benzerler ama bir yandan da ikisinin de kendine has ve eşsiz özellikleri bulunur. Sinir sistemini tavşanla kaplumbağa masalındaki tavşan olarak düşünebilirsiniz. Endokrin sistemi de bu masaldaki kaplumbağaya benzetebiliriz. Sinir sistemi çok hızlı çalışır. Sonuçlarını milisaniyeler içinde görebilirsiniz. Buna karşılık olarak endokrin sistem ise oldukça yavaştır. Bu hormonların etkilerini görmemiz bazen dakikalar, bazense günler hatta haftalar sürebilir. Fakat aynen masalda olduğu gibi tavşan hızlı koştuğu için gücü de hemencecik bitiverir. Öte yandan kaplumbağa gibi yavaş gitmesine rağmen endokrin sisteminin ise gücü daha fazla yetebilir. Yani endokrin sisteminin etkileri her ne kadar yavaş yavaş görülüyor olsa da bunların vücuttaki etkileri daha uzun süreli olur. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi endokrin sisteminin ürettiği kimyasal mesajlara hormon deniliyor. Hormonlar 3 ana başlıkta incelenebilir. İlk olarak proteinler ve polipeptitler var. Proteinler ve polipeptit hormonları aynen vücudumuzdaki diğer proteinler gibi amino oluşmaktadırlar ve bunlar çok küçük olabilirler. Mesela yaklaşık 2-3 amino asit kadar ufaktırlar. Ve düşünürseniz bu gerçekten de oldukça küçük bir boyut. Çünkü amino epey küçük atom yığınlarıdır. Sonuçta sadece 3 amino bahsediyorsanız demek ki yalnızca birkaç tane atomdan bahsediyorsunuz. Öte yandan polipeptit zincirlerinde aminoasit sayısı birkaç yüzü bulabilir. Genellikle bir aminoasit zinciri yaklaşık yüze ulaştığında bu yapıya protein denir ve bu durum hormonlar için de aynen böyle geçerlidir yani. Proteinler ve polipeptitlerden sonra gelen ikinci hormon çeşidinin adı steroidlerdir. Aminoasitlerden oluşan proteinlerin ve polipeptitlerin aksine steroid hormonunun kaynağı genellikle bir lipid olan kolesteroldür steroidler lipidlerden meydana gelirler ve lipidlere benzer özellikler sergilerler. Yani mesela yükleri yoktur ve hücre zarından geçebilirler. Bu reseptörün hücre dışında olmak yerine hücre içinde olabileceği anlamına geliyor. Evet proteinler ve e, steroidler dedik. Üçüncü olarak tirozin türevlerini yazalım. Tirozin bir amino asittir. Bu hormon türünü diğerlerinden ayırma sebebimiz bunun özellikle tirozinden kaynaklı olması. Tirozin birkaç farklı hormon üretmek üzere dönüştürülebilir. Tirozin türevlerinin iki ana sınıfı tiroid hormonları ve e, katekolaminlerdir. Katekolaminler. Umarım düzgün yazabilmişimdir. Evet. Katekolaminler adrenal medulla da sentezlediğimiz hormonlarımızdır. Tamam mı? Bunlar adrenal medullada sentezlenirler. Epinefrin ve norepinefrin gibi hormonlar bu gruba dahildir. Bu arada epinefrinin tıp dünyası dışında daha yaygın bilinen adı adrenalindir. Adrenalin çoğumuzun daha aşina olduğu bir kavram değil mi? Çünkü genelde çok heyecanlandığımız anlardan veya kaç ya da savaş durumlarından bahsederken bu adrenalini biz sık sık duyarız. Hormonları 3 ana sınıfa işte bu şekilde ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yapılan e, sınıflandırma yapılara göre, yapılarına göre sınıflandırdık. Fakat daha farklı bir sınıflandırma sisteminde fonksiyonlarına göre de gruplara ayırabiliriz. Bunun ayırdığını da görebilirsiniz. Şimdi bu hormonların hepsi endokrin sisteminde çalışıyor olsalar da hepsinin endokrin fonksiyonu bulunmaz. Bunu belirteyim. Mesela otokrin fonksiyonuna sahip olduğu söylenen bir grup hormon vardır. Bunlar doğrudan salgılandığı hücreye etki eden hormonlardır. Otokrin sinyalin dışında bir de parakrin sinyal var. Parakrin etki daha çok bölgesel etki yaratan hormonlar için geçerlidir arkadaşlar. Bunun bir örneğini hipotalamus ve hipofiz bezi arasındaki bir etkileşim üzerinden birazdan anlatacağım. Bu ikisi sonuçta birbirlerine epey yakınlar. Parakrin sinyalin sınırının ne olduğu konusunda kesin bir tanım yok ama bunu genel anlamda hormon salgılayan hücrenin yakın çevresine yaptığı etki olarak düşünün. Son olarak bir de endokrin sinyal diyelim. Bunlar vücudunuzun uzak bölgelerini etki eden klasik tip hormonlardır ve etkileri hormonun salgılandığı hücreden çok uzaklarda ortaya çıkar. Örneğin hipofiz bezinden üreme organlarını etki eden hormonlar gibi. Hormon büyüklüğünü ve kat edilen kan damarı uzunluğunu düşününce bu epey uzak bir mesafe. İşte bu tarz hormonlara endokrin etkili hormonlar deniyor. Şu ana kadar hormonların nasıl sınıflandırıldığını anlattığımıza göre şimdi de biraz endokrin sistemine dahil olan ve iletişim için bu hormonları kullanan organlardan bahsetmek istiyorum. Biraz zaman kazanalım diye bunları önceden yazmıştım. Endokrin sistemde ilk olarak bahsetmek istediğim organ hipotalamus. Hani bizim de çalıştığımız organ. Hipotalamus endokrin sisteminin bir üyesi ama aynı zamanda sinir sistemine de dahil bir organ. Beyinde, şurada yer alıyor. Yaklaşık olarak bir üzüm boyutunda. Sinir sistemindeki görevi duyu sinirleri tarafından gönderilen uyarıları almak. Hipotalamus sinir sisteminden bu uyarıları aldıktan sonra bu bilgiyi hipofiz bezi üzerinden endokrin sistemine aktarır. Bunu hipofiz bezini kontrol ederek yapar. Hipofiz bezi genellikle ana salgı bezi olarak kabul edilir. Hipotalamusun hemen altında yer alan bu organ yaklaşık bir bezelye büyüklüğündedir. Boyu ne kadar küçük olsa da görevleri bir o kadar büyüktür. Öncelikli olarak vücudumuzda bulunan ve tüm vücutta görülebilecek etkiler yaratan diğer salgı bezlerini uyarmaktan sorumludur. Uyardığı salgı bezlerinin ilki hemen şurada yer alan tiroid bezidir. Hipofiz bezi tiroid bezini tiroid uyarıcı hormon sayesinde uyarır. Tiroid bezi soluk borusunun etrafında sarılı olan bir salgı bezidir. Hatta yutkunurken elinizle onu hissedebilirsiniz. Tiroid bezinin ana görevi vücudumuzun metabolizmasını düzenlemek. Yani bu salgı bezi metabolizmayı hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Ve bunu T3 ve T4 adındaki tiroid hormonları ile yapar. T3 hormonunun diğer adı triiodotironindir. Triiodotironin. T4'ün diğer adı da tiroksindir tiroksin. İşte bunlar videonun başında da bahsettiğimiz tirozin türevi olan tiroid hormonları. Tiroid bezinin arkasında 4 adet nokta bulunur ve bu 4 nokta bir arada e, paratiroid bezi olarak anılır. Bunları şimdilik ön, e, ön tarafa çizdim ama aslında tiroid bezinin arkasında yer aldıkları konusunda netiz tamam mı? Paratiroid bezinin ana sorumluluğu vücudumuzun kalsiyum seviyesini ayarlamaktır. Bunu da ürettiği paratiroid hormonu ile yapar listede bir sonraki isim böbrek üstü bezleri ya da diğer adıyla adrenal bezler bunlar böbreklerin hemen üstünde yer alıyor komşuluk münasebetiyle de gayet net bir isim alıyorlar böbrek üstü bezlerini uyaran şey hipofiz bezinin salgıladığı adrenokortikotropik hormondur bunun ardından böbrek üstü bezleri de kendi hormonlarını salgılar böbrek üstü bezleri yani adrenal bezler iki ayrı alana sahip dıştaki kısma korteks ya da kabuk deniyor iç kısma ise medulla Steroid tipi hormonlar kortekste salgılanır. Yani mesela glukokortikosteroidler ve mineralokortikosteroidler buradan çıkar. Bunlar aslında e, kortizol ve aldosteron gibi hormonları e, kastettiğim e, ifadeler. Yani bu ifadelerle o hormonları kastediyorum. Bu hormonların vücutta sıvı hacmini düzenlemek veya stres tepkisi gibi çok önemli bazı görevleri bulunur. Medulla ise katekolaminlerin salgılandığı yerdir. Hatırlarsınız katekolamin hormonları az evvel bahsettiğim tirozin e, türevlerinin ikincisiydi. Sırada üreme organları var. Yani kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde testislerden bahsediyoruz. Üreme organları hipofiz bezinin salgıladığı folikül uyarıcı hormon yani kısa adıyla FSH ve e, lütiinleştirici hormon yani kısa adıyla LH tarafından uyarılır. Bu uyarıları alan üreme organları kendi hormonlarını yani cinsiyet hormonlarını salgılarlar. Kadınlarda cinsiyet hormonları progesteron ve östrojendir. Erkeklerde ise testosterondur. Üreme organlarının hormonları da işte bunlar. Şimdi bu son bahsedeceğimiz organ aslında hipofiz bezi sinyal sisteminin biraz dışında kalıyor. Listenin son ismi pankreası kastediyorum. Pankreas doğrudan hipofiz bezi tarafından uyarılmaz ama o da çok önemli birkaç hormonun salgılanmasından sorumludur. İnsülin ve glukagon hormonları. Bu hormonların vücudun kan şekeri seviyesini ayarlamak için çok önemli bir görevi var ki kan şekeri seviyesi de aslında metabolizma ile oldukça bağlantılı bir şey çünkü sonuçta glikoz enerji almak için kullandığımız temel moleküldür.